Esas sorun her geçen gün Türkiye'de bir yönetim zafiyetinin ortaya çıkması. Bunları hep beraber yaşadık. İşte yangınlara müdahalede iktidarın maalesef yetersiz kalması, yine sel felaketlerinde aynı şekilde birçok sıkıntı yaşanması, devletin zamanında maalesef yetişememesi ve daha acısı her felaket sonrası devleti yönetenler, biz her ne kadar güçlü devletiz, işte bak dünyaya yardımlar yapıyoruz filan diyorlar ama kendi milletine gelince biraz pinti davranıyorlar, biraz vicdansız davranıyorlar. Hemen IBAN numarası dağıtıyorlar ama aynı ülkemize bakıyorsunuz, bir yabancı devlete aynı anda Cumhurbaşkanlığı 30 milyon dolar parayı hibe edebiliyor. Yani bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'de bir kargaşa, bir yönetim boşluğu ve hükümete, devlete güvenin her zaman, her geçen zaman azaldığını görüyoruz. Umudu kalmayan, yarınlara umutla bakmayı unutmuş bir toplumla yüz yüzeyiz. Biliyorsunuz en son 2022-2023 yılı memur maaşlarının, ücretlerinin bir protokolü yapıldı hükümetle yetkili konfederasyon arasında. Burada da gördük ki sayıları 4 milyona yakın memur, yine memur zamlarından faydalanacak olan memur emeklisi 2 milyon aşkın insan büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yani resmi enflasyon kadar bile zam alamayan ya da İşte biz sizi enflasyona ezdirmeyiz yalanı altında bir orta oyununu 6 milyon emekçiye dikte ettirdiler. Artık sarayda danışman olan herkesin, yani sayıları 1000 midir, 2000 midir bilinmiyor. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Bürokraside üst düzey yönetici olan 1750 kişinin tamamının en az 2 maaşı var. Bunların arasında 11 maaşlı olanlar var. Ya böyle bir şey hiçbir dönem görülmemiş bir devlette savurganlık var. Bir yandan vatandaş geçim sıkıntısı çekerken, bir yandan pandemi ve ekonomik krizin işsizliğe sebep olduğu böyle bir ortamda bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın etrafındaki sistemde bulunan herkesin bir yeri yağda, bir yeri balda istedikleri gibi kaynaklarımızı heba edebiliyorlar. Yani bir devlet tasarruf yaparken, vatandaşa tasarruf yap derken, kendisi yani saraydaki cumhurbaşkanı, meclisteki meclis başkanı ya da meclisin bünyesi, saraydaki çalışanlar tasarruf etmesinler. Onlar bir yerleri yağda, bir yerleri balda yaşamaya devam etsinler. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir şeyi bu millete nasıl dayatırlar? Tabii son bir yıldır Türkiye'de bir erken seçim konusu konuşuluyor. Tabii bu konuda siyasi iktidar her ne kadar biz 2023'te seçim yapacağız dese de onlar da mutlaka bu kötü gidişin farkında olduklarını düşünüyoruz. Ya siyasi iktidar şunu yapacak, 2023 seçimleri öncesine kadar Türkiye'yi toparlayacak, kendi açısından bir düzlüğe çıkaracak ya da bunun için hamleler yapacak ya da başka bir yol bulacak. Yani ya da erken seçim diyecek ama hepimiz biliyoruz ki bir erken seçimin olabilmesinin şartları Türkiye'de bütün iktidara bağlı, iktidar ortaklarına bağlı. Elbette ki biz muhalefet olarak bu kötü gidişin daha da ağır sonuçları olacağı için bir an önce erken seçim yapıp bu iktidarın görevi devretmesini, çünkü toplumun kahır ekseriyeti artık bu iktidardan kurtulmanın, bu iktidarın miadını doldurduğunu ifade ediyorlar. Yeni bir sisteme, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık Türkiye'ye faydası olmadığı görülmüştür. Tam tersi zarar olduğu görülmüştür. Ve bundan kurtulmak için bu cübbe sistemden muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu parlamenter sisteme geçilmesi için tekrar bir çaba var. Bu da biliyorsunuz seçimlerle olacak. Muhalefet olan siyasi partilerin tamamı mevcut parlamenter sistemin dışına çıkmış olan bu ucube Cumhurbaşkanlığı partili sisteminden rahatsız. Yani şu anda
Cumhur İttifakı dışındaki tüm partiler bu sisteme karşılar ve bu iktidarın uygulamalarından da rahatsızlar. Görünen o ki seçimlere doğru muhalefet partilerinin büyük bir bölümü bir araya gelecektir. Şimdi efendim zaten bildiğiniz gibi HDP yeni bir partisini kurmuş durumda biliyorsunuz. Parlamentede bile var. Yani HDP yedek partisini kurmuş durumda. Kapatsalar bile yedek partisi de seçime girer. Yani onun için HDP için seçime girmemek diye bir şey yok. Zaten bağımsız da girebilirler. Daha önce de olmuştu. Ama tabii iktidarın bu konuda ne yapacağı, neye evrileceği belli değil. Ama biz şunu diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk dışına çıkan herkes şahıs olarak cezasını almalıdır. Ama siyaseti bir ceza ya da farklı düşünceyi bir ceza olarak her kim olursa olsun uygulamasını tabii doğru bulmuyoruz. İşte siyasi iktidar açısından söylüyorum. Barajı düşürüp acaba bazı partilerin işte ittifak yerine ayrı ayrı seçime girmek gibi ya da efendim barajı düşürüp bunların dağıtılmasını sağlayabilir miyiz gibi bir düşünce AK Parti içinde olabilir diye söylüyorum. Ama bu somut bir şey değil. Dediğim gibi bu siyasi partiler ayrı ayrı girseler bile seçime sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ister istemez özellikle kendi adaylarını çıkarsalar bile şu görünüyor. Kesinlikle birinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı dahil seçilemeyeceği ortada. O zaman 2-3 tura kalacak. Yani istediği kadar seçim sisteminde iktidar oynarsa oynasın sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçimi 2-3 turda teke tek iki kişiye kalacağı için ve bu ucube sistemden rahatsız olan diğer bütün siyasi partiler burada Millet İttifakı'nın adayını destekleyecektir. Artık AK Parti'nin reçetesi, verdiği ilaçlar vatandaşlarda iyileştirme sağlamıyor. Yani tabiri caizse. Daha da kötüye götürüyor. Tabiri caizse ilaç değişmesi lazım. Yani iktidar değişmesi lazım ki vatandaş kendine gelsin.